Buyurun. Afiyet olsun. Ne alırsınız? Eda'cığım bak şey ben işimi bitirip bitirmez hemen yanına geleceğim tamam mı? Hı? Yok canım gerek yok. Ben zaten giderim herhalde. Ay nereye gidiyorsun Eda? Eve giderim. Sen işine bak. Ama hayatım sen beni hiç engellemiyorsun ki. Bak ne olur geleceğim yanına diyorum. Hem beraber gideriz Eda'cığım eve lütfen gitme. Ay Betüş akşam olmadı telefonla konuşur bir şeyler yaparız. Ben şimdi eve gitmek istiyorum. Aa, Eda. Hadi kolay gelsin. Amma kalabalık. Anne neredesin? Ay merak etme görünmezim. Şimdi birazdan kapıdan giriş yapacağım. Aa kolay gelsin. Ay 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 kimler gelmiş kimler gelmiş. Ay Dudu teyze henüz göremedik ama kızlar anlata anlata bitiremiyorlar. Allah analı bulursanız da babalı büyütsün. Sağ ol canım sağ ol. Ay, ay lütfen buyurun şöyle oturun. Buyurun, buyurun. Ay Dudu teyze, size ne ikram edeyim Allah aşkına söyleyin. Aa buldum, kayısı suyu, süt yapar. Hayır, hemen. Zahmet etme, hiçbir şey istemem, bebek evde. Aa olur mu öyle şey canım, buralara kadar gelmişsiniz. Hemen getiriyorum. Ah anneciğim, hoş geldiniz. Eda'yı görmeye geldim, nerede? Şey, buradaydı ama az önce çıktı, eve gitti. Sen seni sevmediğimi, sana ilgisiz kaldığımı mı düşünüyorsun? Yok canım, ne alakası var? Ayrıca bu söylediğin çok çocukça. Öyle mi?
aklından neler geçirdiğini gördüm. Anne, sen gelip benim hayalime gizlice bakmaya utanmıyor musun? Bak Eda, beklemediğim bir anda ikiz çocuk sahibi olmuştum. İlk defa anne olan, yanında annesi bulunmayan, acemi, genç bir kadın için iki çocuk sahibi olmak ne kadar zor bir şeydir biliyor musun? Üstelik o sıralar babanı da köpek yapmıştım. Annem de sizleri babasız bıraktığım için bana dargındı, benimle konuşmuyordu. Sen çok yaramaz bir bebektin. O yüzden de Perihan'dan yardım istedim. Ben mi yaramazdım? Anne, ben uslu olandım. Betüş yaramazdı. Hayır efendim, işte yanlış biliyorsun. Yaramaz olan sendin. Betüş'le çok ilgilendiğim için kıskanıyordum. Biz de sana öyle söylemiştik. Çok yaramazdın hem de, çok. Anne. Ay her şeyi hatırlıyorsun, bakalım bunu da hatırlayacak mısın? Sihirli atını alıp kaçan, gece gündüz bizi peşinde koşturan kimdi? Bendim. Sadece bir defa oldu. Mamalarını yermiş gibi yapıp, lokmaları ağzında biriktirip, sonra da oyuncak bebeklerin ağzına tıkıştıran kimdi? Ne bileyim ben, onu hatırlamıyorum. Okula başladığında bütün öğrencileri ve öğretmenini sihirleyip, soruların yanıtlarını çalıp, çalışmadığın halde bütün imtihanları sihirli kopyalarla geçip iyi not alan kimdi? Evet ama ben onu öğretmenime itiraf etmiştim. Ayrıca bütün dönemi baştan okumak zorunda kaldım. Ayol, sen babanı bile kaybettin. Babanı alıp kaçırdın, sonra eve geldin. Anne, babam yok, babam yok dedin. Ha, yani sırf bu yüzden Perihan teyze bana baktı, öyle mi? Evet canım. Ben sana kızıp devamlı sihirli cezalar vermeyeyim ve senin de psikolojin bozulmasın diye, sen büyüyüp aklı başında bir genç kız olana dek Perihan teyze üstlendi senin bakımını. Belki bütün bunları yapabilecek kadar olgun değildim ama seni Perihan'a teslim edecek kadar da çok seviyordum. Annem ya. Ayrıca seni bu kadar çok sevmesem 450 yaşından sonra doğurduğum oğlumu sana emanet eder miyim? Etmezsin tabii. Özür dilerim. Ben de seni bilmeden kırdıysam ben de özür dilerim. Ay geldi. Ay Element güzel isim ama değil mi? Ne? Element, Element. E artık kardeşinin bir isminde olması lazım değil mi? Element. Anne bak, ne yaparsan yap çocuğun adını Element koyma. Element. Olmaz o. Güzel ama. Hadi canım, dalga geçerler. Element. Element. Element, Element.